Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda takım yolu çoğaltmada 3D seçeneği nasıl kullanılır onu göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda böyle bir parça var. Şurada 8 adet toplam kanal sayısı var. 8 adet. Ve bu kanallar birbirinin aynısı. Ben buraya bir takım yolu yaptım. Ve bu takım yolunu 8 tane çoğaltma işlemi yapacağım. Şimdi normal çoğaltma ile 3 boyutlu çoğaltma arasındaki fark nedir? Onu göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben bu takım yolumu bir normal olarak çoğaltayım. Takım yolu kopyalama diyorum. Döndürme diyorum. İleriye. Açısı 45 derece olsun ve kendisi haricinde 7 adet çoğaltma olsun. Tamam'a basıyorum. Şimdi tamam'a bastığım zaman gördüğünüz gibi orijinin olduğu yerden itibaren 8 eş parçaya bu çoğaltma işlemi yaptı. Ama bizim istediğimiz çoğaltma yöntemi hani bu şekilde değil. Bunun etrafından sarmasını istiyorduk. Peki bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Şimdi onu görelim. Öncelikle ortaya bir tane çizgi belirlememiz lazım. O yüzden ben ne yapıyorum? Hemen buradan geliyorum. Bir çizim açacağım. Şöyle buraya açsam da olur. Ve parçama şuradan itibaren dik bakıyorum. Devamında herhangi bir yerden, yani tam ortadan geçmesi önemli olan ama başlangıç ve bitiş mesafesi, yani şu mesafeler önemli değil. Önemli olan tam ortadan geçmesi. Dairenin tam merkezinden geçiyor olması. Bir tane çizgi attım. Geriye çıkıyorum. Şimdi geliyorum. Tekrardan çoklu eksen özelliğine sağ tıklayıp takım yolu kopyalama diyorum. Devamında burada döndür diyorum ve ileriye tıklıyorum. Aynı şekilde tekrardan 45 derece ve kendisi hariç toplam 7 tane. Kendisini de sayarsak 8 oluyor zaten. 7 tane giriyorum ve dönme ekseni. Şuradan dönme eksenini ayarlayacağım. 3D seçeneğini aktifleştiriyorum. Dönme ekseni kısmında başlangıç noktasını, burası, bitiş noktasında şu alt taraftaki çizginin ucunu seçerek buradaki çizginin programıma tanıtıyorum. Ve tamama basıyorum. Tamama bastıktan sonra takım yolunu kopyalama işlemi gerçekleşmiş oluyor. 3D takım yolu kopyalama bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.